başarıyız, başarıyız, durmayız. Yüküz hızlı ayaklarız, birlikte çalışırız. Yüküz hızlı ayaklarız. Çünkü biz inandık kendimize, gözümüz tam hedefte. Başarıyız, başarıyız. Uyum. Hala uyanmamış. Arkanda ne saklıyorsun Hakan? Hiçbir şey hocam. İkiniz odama girin. Hey! Bunun ekranı yanınca harekete geçiyoruz. Ama giderken avlanacaklar. Aynen öyle. Yakalandığımıza inanamıyorum. Üstüne bir de ceza aldık. Durduk yere şaka diye tutturmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. O zaman yardım etmeseydin. Sen de ısrar etmeseydin. Antrenman. O zaman. Öğrendiğimiz tamam. Her taktiği kullanmalıyız. Neredesiniz siz? Onlar plan yapmaya başladı bile. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Bu dizilişle oynayalım diyorum. Kaleci olmak isteyen var mı? Ben olurum. Güzel. Ben hiçbir antrenmana gecikmem. Hakan'ın yüzünden Akif Hoca'dan ceza aldık. Benim yüzümden mi? Bir kere... Hakan! Beni de takıma alın lütfen. Hem ben çok güzel oynarım gerçekten. Hadi Hasan. Lütfen. Olmaz Mete. Maçı kaybetmeye hiç niyetimiz yok. Ay! Sayılar eşit değil. Mete hazırlan. Diğer takıma giriyorsun. Yaşasın! Hocam ben vardım. Geç kaldım. Özür dilerim.
13 dakika geç kalmışsın Sevdi. Üzgünüm ama maçı benimle birlikte izleyeceksin. Hadi çocuklar, hadi koşun. Hadi Hasan, buradayım. Hadi. Hadi. Aferin sana. Hayatsın. Çok iyisin Ali. Hadi. Alın şu topu. Buradayım, hadi. Tamam, o top bende. Neden oluyor? Ya. Hadi. Gönder bana, hadi. Hadi. Alacağım. Hey, ne yapıyorsunuz? Evet Bahar, hadi. Koş, hadi. Kole gidiyorsun Bahar, hadi. Hey. İzin vermeyin. Koş. Gol. Tamam. Beni de bir baka kaldı öyle. Hadi, buradayım. Bana at. Hadi at bana, hadi. Hadi çocuklar, hadi. Bırakmayın. Tuttum. Gol. İçeride. Gol. İşte bu. Sarı takım kazandı. Bahar, çok iyiydin bugün. Aferin sana. Takımın adına sana verelim bu rozeti. Gel bakalım. Sizce neden kaybettiniz? Mete yüzünden. Hakan'ın pas vermemesi yüzünden. Hasan'ın bencilce oynaması yüzünden. Mete yüzünden. Bahar'ın şutları yüzünden. Yeter. Neden kaybettiğinizin farkında bile değilsiniz. Uyumlu olmanız gerekirdi. Yeterince paslaşmadınız. Hı-hı. Birbirinize güvenmediniz. Böyle takım olmayı başaramazsınız. Birbirinizi suçlayarak olmaz. Görmemene rağmen güzel şutlar çektin. Görmediğimi kim söyledi ki? Aa, o şapkayla görebiliyor musun? Sahi neden sürekli şapka takıyorsun? Tenisçilerin çoğu şapka takar. Ne var ki bunda? Ama sen hiç çıkartmıyorsun. Niye çıkartmıyorsun? Of. Bana tenisi öğreten ve sevdiren kişi dedemdi. Bahar. Bir gün eve elinde raketlerle geldi. Hep yenildiğim için bir gün dedeme artık tenis oynamak istemediğimi söyledim. Hadi. Çok daha ciddi oynuyordu. Bana topa vurmadan önce onu atacağın yere bakıyorsun. Ben de görüyorum. O yüzden kazanamıyorsun dedi. Sonra başıma bir şapka taktı. O andan itibaren ben de kazanmaya başladım. Şapkamı ülkeme şampiyonluk kazandırdığım zaman çıkaracağım ve kameraya bakacağım. Beni televizyondan izleyeceğini biliyorum. Bir gün ona verdiğim sözü tutacağım. Turnuvada kürek yarışı da olacak. Ali, Mete, Hasan ve Salih. Daha önce kürek çekmediniz. Bol bol idman yapmanız gerekecek. Hadi göreyim sizi. Hadi. Bir, iki. Hayır, kendine doğru çevireceksin Mete. Şimdi hızlanmamız lazım. O zaman daha hızlı çekelim. Neden her şey aksi gidiyor? Sakin ol Ali, bir fikrim var. Yarışı biz kazanacağız. Dur. Ah.
takım olmayı, uyum içinde ve aynı zamanda disiplinli davranmayı öğrendiğiniz zaman antrenmanlara devam ederiz. Şu haliyle bir anlamı yok. Ama hocam, turnuvalar... Meraklanmayın, bir planım var. Kendimizi affettireceğiz. Dik dur Mete, nefesini kontrol et. Biraz daha hızlı Salih. Çok iyi Ali. Güzel taktik. Taktiğe ihtiyacım yok ki. Zaten birinciyim. Çünkü yarışta ben yokum. Gel de görelim. Vay be. Gördün mü? Nasıl yapıyor? Artık kendi branşımız için çalışabiliriz. Akif Hoca da birazdan gelir. Nasıl bu kadar iyi oynuyorsun? Bir taktiği var mı? Sana etkili bir teknik gösterebilirim. Slice dediğimiz bir vuruş tekniği var. İyi izle. Top genellikle rakibin yetişemeyeceği bir alana düşer. İyi gidiyorsun Salih. Sağ ol Mete. Çabaları için Merve arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Önemli olan kırılmak diyeceksin galiba. Hayır, demeyeceğim. Tekme atarken bedenini yana çevir. Daha yukarı vur.
arkanı dönerken daha seri olmalısın. Üç saat oldu. Akif Hoca yanımıza gelmedi. Evet, böyle bir antrenmana ihtiyacımız vardı. Saçlarım. Tüm öğrenciler toplantı salonuna. Tüm öğrenciler toplantı salonuna. Bugün gerçekten çok merak ettim. Buraya mı toplanacağız? Çok merak ettim. Daha çok çalışalım. Bakalım ne diyecek, merak ettim. Çok yakında başka okuldan sporcular okulumuza gelecek. Ali, Hasan, Zeynep, Sevde, Yusuf, İbrahim, Bahar ve Merve. Bayrak yarışı için saat 12'de antrenman sahasında hazır olun. Oo. Bayrak yarışında hata yapmıyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Kendimizi affettirmek için güzel bir fırsat. Oho, daha yarışımız var. Yemek ye de kendine gel. Bu ne böyle? Resmen tatlı. Hiç fena değil. Ben sevdim. Çok zararlı Ali. Tamam, tavuğu bırak, şekerleri üzerinden alayım. Almayacaksın, biliyorum. Bırakacağım. Bir taşla iki kuş. Kocaman bile şekerli tavuğu yemedi. Eyvah, şapkaları unuttum. Ali, Yusuf, Bahar ve Sevde ilk takım. Merve, Hasan, Zeynep ve İbrahim diğer takım olacak. İlk bayrak taşıyıcıları Yusuf ve İbrahim. İkinci taşıyıcılar Bahar ve Merve. Üçüncü taşıyıcılar Zeynep ve Sevde. Yarışı Ali ve Hasan tamamlayacak. Herkes yerini alsın. Bunlardan neyin nesi böyle? Hocam kutuları karıştırmışım da. Yarış anında bir arkadaşınız hata yapabilir, ayağa takılabilir, bayrağı düşürebilir. Bu yarışta da hatalarınız oldu. Ancak burada önemli olan birbirinizin açığını kapatabilmenizdir. Bayrak yarışını da arkadaşının açığını kapatmayı başaran takım kazandı. Tebrikler.